Hayırlı akşamlar efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize, üzerimize olsun. Bir perşembe akşamı daha ekrandan gönüllere programımızla inşallah hanelerinize, gönüllerinize misafir olmak için yine Kanal 68 ekranlarındayız. Değerli izleyenler, bu akşam hepimizin belki de gönülden bağlandığı, hiç geçmeyecek zannettiğimiz dünyanın geçiciliğini, dünya hayatın geçiciliğini konuşacağız. Sultanahmet ilçe müftümüz Sayın Halil Akçal hocamızla. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Allah şükürler olsun. Sultanahmet'te inşallah bir yaramazlık yok. Görev devam ediyorsunuz. Yok, Sultanahmet'te bir yabancılık çekmedik. Şanlıurfalı olmamız hasebiyle. Memleketimizde gibiyiz. Elhamdülillah Aksaray halkı, Sultanahmet halkı bizi bağrına bastı. Seviyoruz, seviliyoruz elhamdülillah. Bir Allah sıkıntı razı olsun yok. Hocam. Rabbim muvaffak eylesin Amin, inşallah. Amin inşallah hocam. Değerli hocam, evet dedik ya, dünya hayatının geçiciliğini inşallah bu akşamki programımızda ele alacağız. Ben şu soruyla başlamak istiyorum. Tabii dünya deyince önce dünyanın bir tanımını yapalım. Hani bize göre belki dünyanın bir değeri, bir tanımı var ama Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de dünyayı nasıl ele almış, dünyayı nasıl tanıtmış bizlere? Evet, sayın hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Sayın hocam, Yüce Rabbimiz bize Hadid suresinin 20. ayetinde buyuruyor ki Estağfirullah. İ'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd diye buyuruyor. Yani biliniz ki bu dünya hayatı birincisi la'ibun, bir oyundur. Ve lehvun ve bir eğlencedir. Ve zînetun bir süstür. Ve tefâhurun beynekum aranızda bir övünmedir. Ve tekâthurun fil emvâli vel evlâd ve yine aranızda mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir buyuruyor bu dünya hayatı için bize Rabbimiz ayet-i kerimesinde Hadid suresinin 20. ayetinde. Şimdi biz bu ayetten Rabbimizin bize bildirdiğine göre bu dünya hayatının bir oyun, yani bir geçici, bir heves olduğunu anlıyoruz. Evet. Bir süs olduğunu anlıyoruz. Buyuruyor ki, وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ aranızda bir övünme yarışından ibarettir. وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ ve yine sizin aranızda mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Şimdi bizler gerçekten insanlara baktığınız zaman falan yerde şu kadar malım var, falan yerde dairem var, falan yerde arsam var gibisinden, şu kadar çocuğum var, benim oğlum doktor, benim oğlum hakim, benim oğlum savcı gibisinden bir övünme yarışına girmişiz. Bu dünya bundan ibaret. Ama ayetin sonuna, fezlekesine baktığımız zaman Yüce Rabbimiz وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ buyuruyor. Bu dünya hayatı ancak ve ancak bir meta'u gururdur. Ne demek meta'u gurur? Yani aldatıcı bir meta'dan ibarettir. Meta'a baktığımız zaman meta demek Arap dilinde değersiz şeylere Araplar meta derler. Yani bir çocuk bezine meta derler, affedersiniz. Bir bulaşık süngerine meta derler. O yüzden bu dünya hayatı değersizdir. Bize Rabbimiz bunu bildiriyor. Bu dünya hayatı gerçekten değersizdir. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allah-u Teala bu dünyadan daha değersiz bir şey yaratmamıştır. Evet. O sebeple bu dünyayı yarattığı andan itibaren bu dünyaya bir defa dahi rahmet nazarı ile bakmamıştır. Bu dünya gerçekten değersiz. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün ashabıyla bir mezbeleliğin, bir çöplüğün yanından geçince orada çöpe atılmış bir koyun leşi gördü, bir hayvan leşi gördü. Allah Resulü ashabına sordu. Tabii o koyun leşi sıcaktan ötürü şişmiş, şöyle ayakları dikilmiş vaziyette. Ashabına sordu. Şu koyun leşini bir dirheme kim alır dedi. Bir dirhem değersiz bir para. Bir lira diyelim. Şu koyun leşini bir liraya kim alır dedi. Ashab dediler ki ya Resulallah. Yani bu koyun leşinin bir değeri olsaydı sahibi bunu buraya atmazdı. Değersiz bir şey. Biz bunu alıp ne yapacağız? Para etmez bu dedi. İşte Allah Resulü buyurdu ki şu koyun leşi sahibinin nazarında katında ne kadar değersiz ise bu dünya Allah katında ondan daha değersizdir. Ve gerçekten bu dünya değersiz. Allah-u Teala bu dünyaya hiç değer vermemiş. Hatta yine Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifinde eğer ki dünyanın değeri Allah katında sivrisineğin kanadı kadar dahi olsaydı
Allah-u Teala kafirlere bir yudum su dahi vermezdi bu dünyada. Yani Allah-u Teala bu dünyada kafire bol bol veriyor. Evet. Niçin? Değersiz dünyayı değersiz olan kafirlere veriyor. Yani değersizi değersize veriyor Allah-u Teala. Bu dünya çok değersiz Allah katında. Kafire bol bol veriyor. Zaten Yüce Rabbimiz kafirlere niçin bol verdiğini bize anlatıyor ayet-i kerimede. Yani Yüce Rabbimiz bize Zuhruf suresinin 33, 34 ve 35. ayetlerinde seyircilerimizden istirhamın bu ayetlere bir baksınlar. Bir tefekkür etsinler. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki estağfirullah. وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً Eğer insanlar tek bir ümmet olmayacak olsalardı. لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ لِلرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا يَتَّكِعُونَ عَلَيْهَا وَزُخْرُفًا Eğer insanlar tek bir ümmet olmayacak olsalardı. Ben Rahman olan Allah'ı inkar eden kafirlerin tavanlarını gümüşten yapardım. Merdivenlerini gümüşten yapardım. Oturdukları koltukları ve evlerinin kapılarını gümüşten yapardım. Ve zuhrufe ve geri kalan eşyaların tamamını altından yapardım buyuruyor Yüce Rabbimiz. Zuhruf dediğimiz zaten altın demek. Zuhruf suresi altın demek. Yani Allah-u Teala değersiz olan bu dünyayı kafirlere öyle fazla vermek istiyor ki, lakin Allah Celle Celaluhu ezeli ve ebedi ilmiyle biliyor ki, eğer bu dünyayı Allah kafirlere bol bol verse, o zaman insanlar tek bir ümmet olacak. Niçin tek bir ümmet olacak? Müminler ve Müslümanlar diyecek ki, demek Allah kafirlere bol bol veriyor. Demek ki bunların dini hakmış. Allah bunlara bol verdiğine göre, Allah bunlardan tarafmış, bunların yanındaymış diyerekten, Müslümanlar da dini inkar edip de küfre gireceğini bildiği için Allah-u Teala kafirlere bol bol vermiyor muhterem hocam. Yani o sebeple. Yoksa Allah-u Teala değersiz olanı değersiz olan kafirlere verir. Bu dünya değersiz. Evet. Bize vermiyor Allah-u Teala. Müslümanlara fazla vermiyor. Çünkü Müslümanlarda hocam insanın fıtratında bir şey var. Bir insan genişlik anında, bolluk anında Allah'ı unutur. Allah'ın emirlerini unutur. Ne zaman dara düştüğünde, ne zaman sıkıntı çektiğinde o zaman Allah der. O sebeple evet. Rabbimiz bize bu dünyadan bol bol vermiyor. Çünkü bu dünya alçak bir dünyadır. Değersiz bir dünyadır. Zaten dünya dediğim şey ednalıktan gelir. Hatta bizim yaşlarımız bazen diyanet demez de dinayet der. Evet. Niçin dinayet der? Din ve ayet zanneder. Halbuki dinayet demek ednalıktan gelir, alçaklıktan gelir. Bu dünya da ednalıktan gelir. Diyanet neden geliyor? Deyinden geliyor. İnsanın borçlu olmasından geliyor. O sebeple bu dünya hocam Allah-u Teala bize bu dünyanın ayet-i kerimelerle değersiz olduğunu bize bildiriyor sayın hocam. Yani belki de o zaman şunu diyebiliriz hocam buradan hareketle hani kafirlerin o azgınlığını artırmak için işte onların ahiretteki belki de azabını, azabını artırmak için Allah-u Teala bu dünyada onlara belki biraz daha fazla veriyor gibi. Aslında bu hani bazen halk arasında da bize de soruluyor. Yani işte hocam bakıyoruz adamlar kafir oldukları halde lüks içerisinde yaşıyorlar, şatafat içerisinde yaşıyorlar. Hani Allah-u Teala onlara inanmadıkları halde neden işte veriyor diye ama onun cevabını aslında vermiş yani bu ayet-i kerime veriyor gerçekten. Bu ayet-i kerime o sorunun yani Rabbimizin cevabını bize veriyor. Bu dünyadan fazla vermemesi rahmetinden. Evet. Yani bede'el İslamu gariben. İslam garip doğmuştur. Feseya'udu gariben. Yine garip halde gelecektir. Fatube lil gurabai. O gariplere ne mutlu. Yani gerçekten insan garip olduğu zaman Rabbini biliyor. Rabbini hatırlıyor. Bir insan zengin olduğu zaman şımarmaya başlıyor. Rabbinden yüz çevirmeye, Rabbinin emirlerinden yüz çevirmeye, dininden yüz çevirmeye başlıyor. O yüzden Rabbimiz bizi bildiği için bize fazla vermiyor. Evet, fazla verdiği zaman azıyoruz çünkü sayın hocam. Evet. Şimdi hocam dünya Allah-u Teala için işte dedik ya çok değersiz. Rabbimiz hiçbir değer vermemiş dünyaya. Allah-u Teala'nın gözünde bu şekilde. Peki dünya bir mümin için neyi ifade etmedi? Yani müminin gözünde dünya nasıl olmalı? Mümin dünyaya nasıl bakmalıdır? Hocam dünyanın bize bakan üç yönü var. Üç yüzü var. Bu üç yüzünden birincisi sayın hocam Allah'ın esmasına bakan yüzü. Şimdi biz dünyadan Rabbimizi tanıyoruz. Yani biz Rabbimizi üç şeyle tanırız. Bir, Kitab-ı Kebir Kainat. İkincisi Kur'an-ı Kerim'den üç peygamber efendimizin bize bildirmesiyle. Birincisi biz bu dünya ile Rabbimizi biliriz. Çünkü dünya Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık. Biz Rabbimizi marifetullah dediğim şeyi dünyadaki Allah'ın yaratmış olduğu eşyalardan yola çıkarak Rabbimizi daha iyi tanırız.
O sebeple gözümüzle gördüğümüz her şey, bu dünyada gözümüzle gördüğümüz her şey bize göremediğimiz Allah'ı anlatıyor. Şimdi Sayın Hocam şöyle söyleyebiliriz. Yüce Rabbim zaten ayet-i kerimede buyuruyor ki وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ Göklerde ve yerde, dünyada nice ayetler vardır ki, yani Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine delalet eden nice ayetler var ki insanlar يَمُرُّونَ عَلَيْهَا onun üzerinden geçerler, onun yanından geçerler وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ve ondan ibret almazlar. Ondan Allah'a giden yolu bulamazlar. Yani Allah-u Teala halbuki bu dünyayı yarattı. Niçin bir de yaratma sebebi? Bu dünyadan bizler bizi yaratan Rabbimizi bulabilmemiz için. Şimdi dünyada gördüğümüz her şeyi bize görmediğimiz Rabbimizi tanıtıyor. Bize onu anlatıyor. Yani geceleyin gökte gördüğümüz ayı yaratan Allah. Gündüz gördüğümüz semayı yaratan Allah. Kainatı ısıtan güneşi yaratan Allah. Gönlümüzü ısıtan eşimizi yaratan yine Allah. Yani uçsuz bucaksız denizi yaratan Allah. Ağaçtaki küçücük cevizi yaratan yine Allah. Şu yeryüzündeki sayısız otu yaratan Allah. Denizin dibindeki 8 bacaklı ahtapotu yaratan yine Allah Sayın Hocam. Yani canı yaratan Allah, cananı yaratan Allah. Dağın başındaki o bembeyaz karı yaratan Allah. Sobanın içindeki kıpkırmızı narı yani ateşi yaratan yine Allah. Bahçedeki rengarenk gülü yaratan Allah. Daldan dala konup da öten bülbülü yaratan Allah. Gökteki melekleri yaratan Allah. Yerdeki felekleri yaratan Allah. Sudaki semekleri yaratan Allah. Gözümüzle gördüğümüz binleri, bütün insanı yaratan Allah. Hiç göremediğimiz cinleri yaratan yine Allah. Yani Allah-u Teala bunları yaratmış, gözümüzün önüne indirmiş ki biz bunları görüp de yaratıcı olan Allah'ı düşünelim, onu tefekkür edelim diye. Yani dünyanın birinci yüzü, biz dünyada yaratılanlara bakarak Rabbimizi bileceğiz. Marifetullah'ı bizim gönlümüze, gözümüze önüne getiren şey dünyadır. Birincisi bu. Bu gözüyle, bu yönüyle dünya levmedilmeye değil, övülmeye layıktır. İkinci yüzüne geldiğimiz zaman dünya, Allah Resulü buyuruyor ya, اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ Dünya ahiretin tarlasıdır. Biz bu dünyada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz Sayın Hocam. اَدْدُنْيَا سَاعَةٌ فَجَعَلْهَا طَاعَةٌ Bu dünya bir saattir. Yani kısacık bir dünya. فَجَعَلْهَا طَاعَةٌ Bizler bu dünyayı bir taatle, ibadetle geçirir isek ne olacak? Bu dünya bizim için yine bu yönüyle de övülmeye layık bir yüzü vardır. Ama üçüncü yüzü dünyanın ayetlerde ve hadislerde levmedilen, yerilen yüzü dünyanın üçüncü yüzüdür. Bu yüzü gaflet perdesidir. İnsanlar günaha sevk eden, insanları hataya sevk eden, ve insanı nefsani arzularına uyduran dünya burasıdır. İşte bu dünyadan bizim yüz çevirmemiz ve Allah'a yönelmemiz gerekir. Bizler bu dünyadan uzak durmamız gerekir. Bize Rabbimizi tanıtan dünya iyi bir dünyadır. Bu dünyayı bize araç yapan, ahireti bize amaç yapan dünya iyi bir dünyadır. Bizler bu dünyada ahirete yönelik çalışacağız. Ahiretimize yatırım yapacağız. O sebeple bu iki yüzünden bu dünya iyidir. Ama bu dünyaya dalıp da ahireti unuttuğumuz zaman bu dünya bizim için bir hüsran yeri olur Sayın Hocam. Evet. Yani mümin dünyaya bu üçüncü tarafından bakacak ve ona göre hayatını dizayn edecek. Şimdi aslında bu hususta bize yardımcı olacak en güzel örnek hiç şüphesiz ki bize her şeyiyle örnek olan hayatımızın her alanında kendisini önder edindiğimiz, rehber edindiğimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli hocam, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hani dedik ya dünya bir mümin için neyi ifade eder hususunda aslında bize elbette ki örnekliği, tavsiyeleri vardır. Biraz da bunun üzerinde duralım. Tabii hocam, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ buyuruyor Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede. Allah Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır. Allah Resulü bizim için rol modeldir. Numune-i imtisalimizdir. Her yönden bize örnektir. Yani bize bu dünya hayatına nasıl bakmamız gerektiğini de bize Allah Resulü kendi öğretiyor zaten. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَر۪يبٌ buyuruyor. Bu dünyada bir garip gibi olun. Bizler bu dünyada birer garibiz. اَوْ عَابِرُ سَب۪يلٍ veya bir yolcu gibi olun buyuruyor Allah Resulü. Bir garip gibi veya bir yolcu gibi olun. Bu dünyayı sahiplenmeyin diyor Allah Resulü. Bir defasında Hazreti Ömer Allah Resulü ila yapmıştı. Hanımlarına yaklaşmama yemini yapmıştı. Mescitte uyurken Hazreti Ömer gelip Allah Resulü'nü uyandırıyor. Allah Resulü uyanınca hasır Allah Resulü'nün yüzünde iz yapmış. Hazreti Ömer onu görünce ağlamaya başlıyor. Ya Resulallah diyor. Kisra'nın,
Kayser'in hükümdarları kuş tüyü yataklarda yatarken siz hasır üzerinde yatıyorsunuz. Size yumuşak bir döşek yapsak da onun üzerinde uyusanız olmaz mı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ey Ömer, istemez misin dünya onların, ahiret bizim olsun. Dünya kim, ben kim diyor. Ben bir ağacın altında gölgelenen bir yolcu gibiyim. Bizler hepimiz birer yolcuyuz Sayın Hocam. Bu dünyada bizler birer yolcuyuz. Yani bizler ahiret gemisine binmiş dünya yolcularıyız. Bu gemi yakın zamanda limana demir atacak. Yolculuğumuz yakın zamanda bitecek. Bizler bunun farkında olmamız gerekir. Yani bu dünyayı biz ne diyor Sayın Hocam? Bazıları der ya, 2 günlük dünya. 3 günlük dünya. 2 günlük bile değil bu dünya. Yani gerçekten 2 günlük değil. Çünkü Yüce Rabbimiz ayette bize bildiriyor. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ Soracak Yüce Rabbimiz. Ey insanlar, yeryüzünde ne kadar kaldınız diyecek. İnsanlar ne diyecek? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا Ya Rabbi, bir gün kaldık diyecekler. اَوْ بَعْضَ يَوْمًا Ya bir günün bir kısmı kaldık diyecekler. Ya Rabbi, sabahtan öğlene kadar kaldık. Öğlenden ikindiye kadar kaldık. Veya ikindiden akşama kadar kaldık diyecekler. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ Ya Rabbi, sayanlara sor. Biz saymadık. Çok az kaldık ama. Yani gerçekten bu dünya 2 günlük diyoruz ya, 2 günlük dahi bir dünya değil. 80 yaşındaki bir adama sorduğumuz zaman Sayın Hocam, geriye dönüp baktığı zaman, bize hayatını anlat dediğimiz zaman 2 saatten fazla bize anlatamaz. Evet. Ha belki askerliğini biraz uzun anlatır da askerlik anları bitmiyor. Gerçekten 2 saatten fazla anlatamaz bir insan. Şu an 40 yaşındayım ben. Bana sorduğunuz zaman hayatını anlat deseniz 1 saati geçmez benim hayatım hocam, özetlemem. Yani o yüzden dünya geçici. Bu dünya gerçekten 2 günlük dahi değil. Yani geçici olan bu dünyaya bizler hiç ölmeyecekmiş gibi bakmamamız gerekir. Hani Yunus Emre diyor ya, anne rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara. O kadar kısa. İnsanoğlu gözünü açınca doğdu diyorlar, gözünü kapayınca öldü diyorlar. O göz kırpmaya ömür diyorlar. Ömür kısa. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bu ömür kısa geçiyor hocam. Çok hızlı geçiyor bir de. Temurru merra sahabi, yani böyle suyun aktığı gibi, bulutların yürüdüğü gibi ömür geçiyor. Bu dünya bize kalmayacak. Bu ömür biz çok kısa. İşte o kısa ömrü biz değerlendirmemiz gerekiyor. Hatta Hazreti Nuh malumunuzdur Sayın Hocam. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor. فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا 50 عَامًا 50 yılı müstesna 1000 yıl yaşadı. Yani 50 yılı düştüğümüz zaman 950 yıl ümmetini içinde, kavmin içinde yaşadı. Bu 950 yıl ne yaptı? Kavmini Allah'ın yoluna davet etti. Kavmi ona ne yaptı? Her türlü eziyeti, her türlü işkenceyi, her türlü kötülüğü yaptılar. Sıkıntı içinde, bu 950 yıl sıkıntı içinde geçti. Ama vefat ettiği zaman, Azrail geldiği zaman Hazreti Nuh'a, tabi 250 yaşında da kendisine risalet verildiğini düşünürsek hemen peygamber olmadı. 950 yıl tebliğ süreci, 250 yaşında da peygamberlik verildi. 1200 yaşamış bir peygamber. Azrail gelip de dediği zaman, ey Nuh, dünyayı nasıl gördün dediği zaman, Hazreti Nuh'un cevabı hocam, dedi ki dünyayı 2 kapılı bir ev gibi gördüm. Bir kapısından girdim, diğer kapısından girdim. Çıktım sanki. Yani bu dünya 2 kapılı bir ev gibi. Yani bize belki çok uzun geliyor ama bu dünya 2 kapılı bir ev gibi Sayın Hocam. Hiç uzun değil. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Hatta Hazreti Nuh bir defasında yolda yürürken kapısının önünde ağlayan yaşlı bir teyzeyi gördü. Teyze ağlıyor, sordu. Hayırdır teyze, niçin ağlıyorsun dedi. Teyze dedi ki, evladımı genç yaşta yitirdim dedi. Hazreti Nuh sordu, teyze Allah rahmet eylesin, kaç yaşındaydı evladın? Dedi ki, oğlum 300 yaşındaydı. 300 yaşında kadın ağlıyor, evladımı genç yaşta yitirdim. Hazreti Nuh sordu, teyze ben sana desem ki ileride bir kavim gelecek, bir ümmet gelecek, bizi söylüyor Hazreti Nuh. Onların ömürleri 60-70 yıl olacak, ne dersin? Allah Resulü'ne buyurdu? Hasadu ümmeti beyne 60 ve 70. Benim ümmetimin hasadı 60-70 yıl arasıdır. Bizim ömrümüz 60-70 yıl. Fazla yaşayan istisna. Kadın şaşırdı. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten böyle bir ümmet gelecek mi? Böyle bir topluluk gelecek mi? Evet dedi Hazreti Nuh. Öyle bir topluluk gelecek. Ömürleri 60-70 yıl olacak. Sen 300 yaşında oğlunu yitirmişsin. Ağlıyorsun, oğlum genç yaşta öldü diyerekten. Kadın sordu. Dedi ey Allah'ın Resulü. Ey Nuh. Peki bu 60-70 yıl yaşayan insanlar ev yapacaklar mı? Yani bu kısacık süre zarfı için evler inşa edecekler mi? Hazreti Nuh dedi ki 100 yıl süren inşaatlar yapacaklar.
ama yaşayamadan ölüp gidecekler. İçine giremeden ölüp gidecekler. Kadın sordu. Peki ey Allah'ın Resulü, bunlar bu kısacık dünya hayatı için birbirlerinin kalbini kıracaklar mı? Birbirlerini üzecekler mi? Dedi ki teyze sen ne diyorsun? Bunlar bir karış toprak için birbirlerini öldürecekler. Yani durumumuz bu sayın hocam. Yani gerçekten kadın ne dedi peki? Dedi ey Allah'ın Resulü, eğer ben o kavimden olsaydım, o ümmetten olsaydım, vallahi şöyle bir direk dikerdim, şöyle bir bez atardım üstüne, 60 yıl alnımı secdeden kaldırmazdım. 60 yıl alnımı secdeden kaldırmazdım. Şimdi bana doktor dese ki hocam 5 yıl ömrün kalmış, 5 yıl alnımı secdeden kaldırmam ben. 5 yıl evden çıkmam, camiden çıkmam, namaz kılarım. Ama kullu atin garib, her gelecek yakın. Biliyorum ki öleceğim. 5 yıla da kalmayacak. Belki 5 yıla kalmayacak. Yani hani Cahit Sıtkı Tarhani dedi ya, yaş 35 yolun yarısı eder dedi. 70'i düşünüyordu ama 46 yaşında vefat etti. Yani biliyorum 5 yılda belki bir ömrüm yok ama biz gafletteyiz sayın hocam. Ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ama gerçekten ömür çok kısa. Hepimiz öleceğiz sayın hocam. Ve bu dünyadan da hiçbir şey götüremeyeceğiz. Hiç kimse bu dünyadan bir şey götüremeyecek. Dedik ya Hazreti Nuh en uzun yaşayan peygamber. 1200 yıl yaşadı. Lakin bu dünyadan hiçbir şey götüremedi. Peki en zengin peygamber kimdi? Hazreti Süleyman. Cihan hükümdarıydı. Hem peygamberdi hem kraldı. Bu dünyadan bir şey götürebildi mi? Götüremedi. En sevgili peygamber, peygamber efendimiz Habibullah diyoruz. O dünyadan bir şey götürebildi mi? O da götüremedi. Kanuni Sultan Süleyman, Allah ona rahmet eylesin, 47 yıl dünyaya hükümdarlık yaptı. Cihanı titretti, dünyayı titretti. Ölmeden önceki vasiyeti neydi hocam? Dedi ki ben ölünce elimi tabutun dışına çıkartın. İnsanlar görsün ki kanuni bir şey götürmeden gitti bu dünyadan. Yani bu dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz. Hiçbir şey. İmanımız, salih amelimiz dışında bu dünyadan hiçbir şey götüremiyoruz. Bir adam vardı, zengin bir adam sayın hocam. Bir evladı var bu adamın. Ölmeden önce son günlerde tabii öleceği biliyor adam, sekerat anında evladını çağırıyor. Oğlum diyor, bak ben gideceğim. Senden bir isteğim var. Bir vasiyetim var sana. Buyur baba, emret diyor çocuk. Oğlum bütün malım mülküm senin olsun. Zengin bir adam. Bütün malım mülküm senin olsun. Bir vasiyetim var. Onu yerine getirir misin? Getirin baba tabii, emret diyor çocuk. Şu ayağımdaki beyaz çorabımı görüyor musun diyor. Evet baba. İşte ben bu çorabımı çok seviyorum. Beni bu çorabımla defnet oğlum. Vasiyetim bu. Tamam diyor babacığım, senin emrin olur diyor. Bir zarf çıkartıyor adam, kapalı bir zarf. Oğlum şu zarfı da al diyor. Ne zaman başın dara düşerse bu zarfı o zaman aç. Şimdi açma ama. Tamam babacığım diyor, çocuk zarfı alıyor, cebine koyuyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra adam vefat ediyor. Çocuk ilk iş olarak hocaya gidiyor. Hocam diyor, babam vefat etti, gelip cenazesini yıkayıp kefenleyebilir misiniz? Hoca hemen diyor, cenaze nerede? Hocam öldüğümüz zaman adımız dahi bizden alınıyor. İsmimiz dahi bizde emanet. İsmimiz. Yani Halil demiyorlar, Ahmet demiyorlar, Mehmet demiyorlar, Yasin demiyorlar. Cenaze nerede diyorlar sayın hocam. Yani ismimiz dahi bizde emanet olan bir dünyada yaşıyoruz. Ki biz bu dünyaya bağlanmışız. Yani böyle bir dünya. Hoca soruyor cenaze nerede? Hocam cenaze evde. Geliyorlar. Hoca efendi cenazeyi yıkıyor. Kefenleyeceği zaman çocuk diyor ki hocam bir saniye. Babamın bir vasiyeti vardı. Şu beyaz çorabı babama giydirmek istiyorum. Hoca olmaz diyor. Olur mu hocam? Size sorayım. Hocam çorap cenazeye kefenlenmeden önce giydirebilir miyiz? Ölüye biz çorap giydirebilir miyiz? Giydirilmez hocam. Bana sorsa ben de olmaz derim. Hoca olmaz diyor. Çocuk diyor ki hocam babamın vasiyeti, babamın bir vasiyeti var, bunu giydireceğim diyor. Hoca olmaz diyor. Araya büyükler giriyor. Onlar da olmaz diyorlar. Hiç çorap giydirilir mi ölüye? Bir defa diyoruz diyorlar. Yani bu ne biçim vasiyet? Olmaz diyorlar. Tabii herkes olmaz deyince çocuk üzülüyor, üzgün bir şekilde babasının vasiyetini yerine getirememenin üzüntüsüyle duvarın dibinde oturuyor böyle. Üzgün üzgün düşünürken aklına babasının verdiği o zarf geliyor. Babası bir zarf vermiş de oğlum ne zaman başın dara düşünce bu zarfı o zaman açacaksın diye. Çocuk zarfı açıyor sayın hocam. Babası yazmış, evladım görüyorsun işte kirli bir çorabı dahi bu dünyadan götürmene müsaade etmiyorlar. Sen ol, bu dünyaya değil ahirete çalış diyor babası. Gerçekten öyle hocam. Yani bu dünyadan bir şey götüremiyoruz. İmanımız, salih amelimiz. Bunun dışında bu dünyadan bir şey gitmiyor. O yüzden biz birer Müslüman olarak gafletten uyanarak ahireti, gerçek hayatın ahiret olduğunu bilerek ahirete yatırım yapmamız, ahirete çalışmamız gerekiyor sayın hocam. Evet hocam. O şekilde. Şimdi hocam hani
hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, işte yarın ölecekmiş için de, ölecekmiş gibi de ahiretiniz için çalışın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi buradan bakarsak, o zaman tabii ki tamamen dünyaya bağlı kalmamak gerekir. Dünyadan bir şey götürmeyeceğiz. Ama bu dünyada yaşadığımız müddetçe de hayatımızı sürdürmek için, işte yaşantımızı devam ettirmek için elbette ki çalışmak, gayret etmek gerekiyor. O zaman arada bir denge olması gerekiyor değil mi hocam? Yani dünya ve ahiret dengesi diyoruz buna. Evet. Bunu nasıl sağlamalıyız? Dünya ve ahiret arasında nasıl bir denge kurmalıyız? Sanırım hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, hı-hı, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışmamız gerekir. Evet. O dengeyi öyle sağlamamız gerekir. Hı-hı. Çünkü asıl olan ahirettir. Hı-hı. Ama bizler yanılıyoruz. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede kelle bel tuhibbuna el acilete ve tedarun el ahire. Sizler acil olanı, bu dünya hayatını istiyorsunuz lakin gerçek hayat olan ahireti erteliyorsunuz. Asıl hayat ahiret hayatıdır. Ve inned daral ahirete lehiyel hayvan. Asıl gerçek hayat ahiret hayatıdır. Bizler bunu bilmemiz gerekir. Dünya hayatını biz kalbimize koymamamız gerekir. Dünya hayatını kalbimizden çıkarmamız gerekir. Şimdi cem'u ziddeyn muhaldir demişler büyüklerimiz, alimler. Zıt olan iki şeyin bir arada toplanması muhaldir, mümkün değildir. Şimdi biz kalbimize hem dünyayı hem ahireti aynı anda koyamayız. Biri girdiği zaman diğeri çıkar. O sebeple bizler kalbimize ahiret hayatını koyacağız. Bu dünyadan yüz çevirecek miyiz? Hayır. Ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışmamız gerekir derken, bu dünyadan da tamamen yüz çevirmeyeceğiz, hı hı, ama asıl hayatın ahiret olduğunu bileceğiz. Bu dünya kısa dedik ya, Allah Resulü diyor ki dünyanın ahirete oranla uzunluğu sizden birinin parmağını denize batırmasına benzer. Parmağınızı denize batırın, çıkardığınızda parmağınız ne kadar su alıyor? O parmağınızın aldığı su bu dünyadır, denizin tamamı ahirettir. Yani bir insan o iki damlacık suyu koskoca denize değişmemesi gerekiyor. İşte bunu yaptığımız zaman biz bu dengeyi kaybetmiş oluyoruz. Yani dünya sevgisini kalbimize koymayacağız. Dünya, ya biz ahiretin tarlası olduğu için değer vereceğiz. Allah'ı bize tanıttığı için değer vereceğiz. Onu kalbimize koyduğumuz zaman, düşünün Sayın Hocam, siz suyu geminin altına koyduğunuz zaman gemi yürür. Lakin suyu geminin içine koyduğumuz zaman gemi batar. Biz de bu dünyayı kalbimize koyduğumuz zaman ahireti kalbimizden çıkartmış oluruz. Allah'ın sevgisini kalbimizden çıkartmış oluruz. Biz bu dünyaya gereği gibi değer vereceğiz. Bu dünyaya değerinden fazla, hakkından fazla değer vermeyeceğiz. Bu dünya sadece bizim maişetimizi, ahirete olan bizim ibadetimizi yapmamız için Rabbimizin bize musahhar kıldığı bir mekan. Biz o şekilde bu dünyayı görürsek, o şekilde bu dünyaya bağlanırsak, o şekilde bu dünyaya gerektiği gibi bu şekilde bu dünyayı görürsek inşallah bizler kurtuluşa erenlerden oluruz. Yani bu dünya kimseye kalmıyor. Hiç kimseye kalmıyor bu dünya. Evet. Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Yani herkes tahtı bırakıp geçiyor. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti diyor Yunus Emre. Yani bu dünya bir pencere. İnsanların hepsi bu dünyaya sahip olmak istiyor. Herkes bu dünyanın peşinden koşuyor. Herkes bu dünya benim olsun diyor ama bu dünya kimseye kar kalmıyor hocam. Kimsenin yanına kalmıyor bu dünya. Sevdiğim bir hikaye var, onu da anlatmak, hı-hı, istiyorum da. Bir çoban dağda otururken bakıyor karşıdan biri kendisine doğru yaklaşıyor. Yaklaştı. Baktı ki dünyalar güzel bir kız. Bu kız geldi çoban yanına. Dedi ki benim kimsem yok dedi. Benimle evlenmek istersen ben seninle evlenmek istiyorum. Kız çobana diyor. Tabii kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Çoban da tamam olur diyor, niye olmasın diyor. Lakin benim param yok diyor. Benim bir ağam var, yıllardır ona hizmet ediyorum. Gel beraber ağamın yanına gidelim diyor. Ağam bana maddi olarak destekte bulunsun, ben seni alayım diyor. Tamam olur diyor kız. Tutuyor kızı elinden, ağanın yanına geliyor o çoban genç. Ağanın yanına gelince, ağanın yanına giriyor. Diyor ki ağam işte ben bir kız buldum, bu kızla evlenmek istiyorum. Ağa tamam oğlum diyor, haklısın, evlendireyim seni. Yıllardır bana hizmet ediyorsun, senin üzerinde emeğin çok diyor.
Çağır şu kızı bir göremeyelim, kimmiş bu kız diyor. Çoban kızı içeri getirince ağa ilk görüşte kıza vuruluyor. Diyor ki oğlum bak sen haklısın. Evlenmek senin hakkın, lakin bu kız benim gibi bir ağaya yakışır. Ben sana başka bir kız bulayım, sen bu kızı bana bırak diyor. Çoban olmaz diyor, ağa olur diyor. Bunlar bir dövüşüyorlar sayın hocam, iyice birbirlerini dövüyorlar. İş mahkemelik oluyor. Bunlar ikisi kadı efendinin huzuruna gidiyorlar, hakimin huzuruna gidiyorlar. Kadı efendinin huzuruna gidince tekrar çoban anlatıyor. İşte ben bir kız buldum. Ağam benim bulduğum kıza göz dikti. Benden almak istiyor diyerekten kadı efendiye durumu anlatıyor. Kadı efendi soruyor ağaya, ağa doğru mu? Doğru diyor. Tabi kadı efendi merak ediyor. Hele şu kız bir gelsin ben de bir göreyim şu kızı diyor. O kız içeriye girince kadı efendi ilk görüşte o da kıza vuruluyor. Kadı efendi de aşık oluyor kıza. Bu defa kadı efendi ikisine dönüyor. Diyor ki çoban bak sen haklısın. Ağam sen de haklısın ama bu kız ikinize de olmaz. Bu kız benim gibi bir kadı efendiye yakışır. Bana yakışır bu kız. Size olmaz. Siz gidin kendinize yeni kızlar bulun. Derken üçü dövüşmeye başlıyorlar sayın hocam. İyice birbirlerini dövüyorlar. En son kız araya giriyor. Durun diyor, benim bir çözüm yolum var diyor. Nedir çözüm yolu? Diyor, dışarısı geniş arazi. Bizim Aksaray gibi boş böyle geniş arazi. Ben koşacağım diyor. Siz de benim peşimden beni kovalayacaksınız. Kim beni yakalarsa ben onunla evleneceğim diyor. Tamam mı? Hepsi tamam diyorlar. Kız koşmaya başlıyor. Kız koşuyor. Ağa peşinde. Çoban peşinde. Kadı peşinde. Hepsi kızı kovalıyorlar. Derken ağa tabii her gün kurbanı kesmiş, tereyağına vurmuş. Biraz sonra düşüyor, kalp krizi geçirip ölüyor. Yetişemiyor. Kız bayağı koşuyor. Hızlı koşuyor. Kadı efendi aynı şekilde hep oturmuş. Hareket yok, spor yok. O da kalp krizinden düşüp ölüyor. Çoban biraz daha fazla koşuyor lakin o da yetişemiyor. Yetişmek ne mümkün. O da düşüp ölüyor derken o kıza kimse yetişemiyor hocam. O kızın misali dünyadır. Evet. Dünyaya herkes ilk görüşte vurulur. Herkes ona talip olur. Herkes onun peşinden koşar. Ağası da peşinden koşar. Çobanı da peşinden koşar. Kadısı da peşinden koşar, genci de peşinden koşar, yaşlısı da peşinden koşar, zengini de peşinden koşar, fakiri de peşinden koşar. Lakin kimse dünyayı elde edemez. Hiç kimse bu dünyaya sahip olamamıştır. Hiç kimse bu dünyadan bir şey götürememiştir. O yüzden biz de kendimizi inşallah buna hazırlamamız gerekir. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Bunun farkında olmamız gerekir. Bu dünya bize kalmayacak. Bizler bu dünyadan gideceğiz. Lakin bir şeyle gitmemiz gerekiyor. İmanla gitmemiz gerekiyor sayın hocam. Evet. En önemli olan şey bu dünyadan imanla gitmek. Rabbimiz bize elhamdülillah şu an imanı nasip etmiş. Eğer bu şekilde bu hal üzere bizler bu dünyadan ayrılır isek, bu hal bu iman üzere bizler son nefesimizi verirken kelime-i şehadet ile iman ile bu dünyadan ayrılabilirsek ne mutlu bize. Düşünün. Allah Resulü'nün amcasına bile nasip olmayan iman bize nasip olmuş. Ebu Talib'e nasip olmayan iman bize nasip olmuş. Yani düşünün, Peygamber Efendimiz'i büyüttü, besledi, himaye etti. Her türlü, her zaman yanındaydı, destek veriyordu Peygamber Efendimiz'e. Lakin ona iman nasip olmadı, bize nasip oldu. Bizler Peygamber Efendimiz'e amcası Ebu Talib'den daha yakınız şu anda. Son nefesimizde bizler bu şekilde imanla gidersek inşallah bizler kurtulanlardan olacağız. Yoksa bu dünyanın geçiciliğine, bu dünyanın süsüne, bu dünyanın hevesine bizler tabi olursak, buna uyarsak bizler hüsrana uğrayanlardan oluruz. Rabbim cümlemizi inşallah son nefesimizde kelime-i şehadeti getirip de imanlı bir şekilde bu dünyadan ayrılanlardan olmamızı nasip eylesin sayın hocam. Inşallah. Amin, amin inşallah hocam. Tabi yani gerçekten de dünyanın geçiciliğini bu şekilde özetledik ama nedense insan yine de sanki bütün bunları hiç duymamış gibi, hiç bilmiyor gibi, yani bu dünyanın hengamesine, bu dünyanın işte zevkine, sefasına, lüksüne o kadar dalıyor ki hocam, öleceğini, bu dünyanın geçiciliğini unutuyor. Onun için işte biz de bu programımızda bu konuyu ele aldık ki hani bir nebze de olsa izleyenlerimize tekrar hatırlatalım. İşte. Bu dünyanın geçici olduğunu, fani olduğunu, işte asıl olanın ahiret olduğunu tekrar hatırlatalım da istedik. Allah razı olsun. Gerçekten hoş bir sohbet oldu bunu hatırlatma babından.
Zaten programımızın sonuna yaklaştık hocam. Söyleyecekleriniz varsa tekrar onları alıp inşallah programımızı bitirelim. Son olarak ben şunu demek istiyorum. Rabbim cümlemize son nefesimizde imanla ölmeyi nasip eylesin. Son Amin. Çene kapamadan önce kelime-i şehadete getirebilmeyi Rabbim ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin inşallah. Rabbim hepimizden, herkesten razı olsun inşallah. Allah Amin. Razı olsun. Amin inşallah hocam. Bizler de programımıza vakit ayırıp katıldığınız Derim, için tekrar Derim. Teşekkür Derim. Ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Evet değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Efendim bu akşam Sultanhanı ilçe müftümüz Halil Akçal hocamızla dünya hayatının geçiciliğini konuştuk. Dünya ahiret arasındaki denge nasıl olmalı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu husustaki bizlere tavsiyeleri nelerdir? Bunları ele almış olduk. Ve bu sohbetin sonucunda da şöyle hitam-ı misk olması açısından şu dörtlükle ben Cengiz Numanoğlu'nun şu dörtlüğüyle programımızı bitirmek istiyorum. Mala mülke evlada etme bu kadar meyil. Düşün ki bu dünyada sen bile senin değil. Bil ki bu fani dünya sınavdan ibarettir. Hayatın tek gayesi Allah'a ibadettir. Rabbim inşallah bizleri bu gaye ile yaşayıp ve son nefesinde iman ile göçenlerden eylesin efendim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.